Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır hazırlamış olduğum irmik tatlısının tarifini vermek istiyorum. Tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şekeri alıyorum. Üzerine aynı bardakla 4 su bardağı su. Tam ölçülü, tam kıvamında harika bir tatlı oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Çok az karıştırıyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Orta ateşte devamlı karıştırarak şekeri eritiyorum. Yaklaşık orta ateşte 7 dakika kaynadıktan sonra içerisine çeyrek limonun suyunu ekleyerek 3 dakika daha kaynatıyorum ve şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz soğurken biz de tatlımızın harcını hazırlayalım. 3 adet oda ısısında yumurtanın üzerine 1 çay bardağı toz şeker köpürene kadar karıştırıyorum. Acil misafirim geldiği zaman hemen bu tatlıyı yapıyorum. Hem lezzetli hem de çok pratik, sizin fazla zamanınızı almıyor. Üzerine 1 su bardağı oda ısısında yoğurt ekliyorum. 1 çay bardağı da sıvı yağ. Onları da çok az karıştırdıktan sonra diğer malzemelerin üzerine eklemeye başlıyorum. 1 su bardağı irmik. Aynı bardakla 2 su bardağı un. 1 paket kavurma tozu ve 1 paket de vanilya. Aynı yöne bu malzemeleri de karıştırıyorum. Ölçü birbiridir arkadaşlar. Fazla malzeme kullanmanıza gerek yok. Büyük bir dikdörtgen borcamı bir tatlı kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. Harcın tamamını ekliyorum. Boşluk kalmasın arkadaşlar. Tatlımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Tatlım fırından çıktı. 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Ilık tatlının üzerine soğuyan şerbeti ekliyorum arkadaşlar. En az 1 saat kadar dinlendirin. Zamanınız varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Daha sonra tatlınızı istediğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz. Dilimler size bağlı, daha büyük veya daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Asla kuru yer kalmayan harika bir tatlı oluyor. Evde irmik varsa siz de lezzetli ve pratik olan bu tatlıyı deneyebilirsiniz. İsterseniz harcında limon kabuğu rendesi veya portakal kabuğu da kullanabilirsiniz. Değişik şekillerde de hazırlayacağınız harika bir tatlı oldu. Sizlere bir dilim yakından göstermek istiyorum. Üstünü de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dokusu, kıvamı harika. Dokusu, kıvamı da bu şekilde. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.